2021 yazında Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarını hatırlayacaksınız. O yangınlardan en çok zarar gören bölgelerden biri de Antalya Manavgat'tı. Bölgede yeniden yeşillendirme çalışmaları yapılıyor. Demirören Haber Ajansı'ndan Alparslan Çınar da o çalışmaları aktarıyor. 28 Temmuz tarihinde başlayan ve 10 gün süren orman yangını 60 bin hektar alanı küle çevirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak da kayda geçti. Manavgat orman yangınından söz ediyoruz. Kameraman arkadaşım Burak Yalman'ın şu an ekrana getirdiği alanda yangından önce birbirine sık yemyeşil ormanlık alan vardı. Çam ağaçları vardı. Ne yazık ki yangın onları küle çevirdi ve işte bu çıplak görüntü geride kaldı. Yangın söndürüldükten hemen sonra hasar tespiti yapıldı ve 6000 metreküp ağacın zarar gördüğü belirlendi. O ağaçlar bir bir kesildi, tomruk halinde kağıt sanayide kullanılmak üzere değerlendirildi. Peki ne olacaktı? Orman vasfını yitiren araziler, bu alanlar ne olacaktı? Tekrardan yeşertilecekti, tekrardan orman vasfını kazanacaktı. 3 yöntem kullanıldı, uygulanıldı. Bunlardan ilki çok sarp, ulaşılamayacak noktalarda kozalakların ve doğanın kendisini yenilemesi beklendi. İkinci yöntem ise tohumlama çalışması yapıldı. İşte tohumlama çalışması yapılan alanlardan birindeyiz. Kameraman arkadaşım Burak Yalman ekrana getiriyor. Yalnızca 1 metrekarelik alanda tohumların neredeyse tamamı tutmuş. Yüzün üzerinde küçücük fidanları ekrana getiriyoruz. Çam ağacı olacak bunlar büyüyünce. Yeniden orman vasfını kazandıracak bu alanlara. Üçüncü yöntem ise elbette fidan dikimiydi. 1,5 milyon fidan dikimi gerçekleştirildi. 72 ton tohum atıldı bu alanlara. Onun yanı sıra da 1,5 milyonda fidan dikimi gerçekleştirildi. Çok değil, 2-3 sene sonra yine bu alanlar zümrüt yeşili görüntüsüne kavuşacak ve yeniden orman olacaklar, oksijen üretecekler. Doğaya sahip çıkalım diyelim. Bu mesajı da buradan vererek sözü yeniden merkeze bırakalım. Efendim?